Gökbilimciler, Dünya'ya doğru gelen gizemli ve inanılmaz derecede yoğun, görünür ışık patlamasının doğrudan bize yönelen, bir kara delikten geldiğini söyledi. Keşif, bilim insanlarının şimdiye kadar açıkladığı bu türden, en uzaktaki olay olmasının yanı sıra, gökbilimcilerin görünür ışık kullanan, bir kara deliği ilk kez tespit ettiği an oldu. Bu tespit, sadece fışkırma Dünya'yı neredeyse, doğrudan işaret ettiği için mümkün oldu. Yıldızlar, bir kara deliğe çok yaklaştığında paramparça olur ve, patlama evren boyunca tespit edilebilir. Bu olay, gelgit bozulma olayı veya tidal disruption event olarak bilinir ve, vakaların yaklaşık %1'inde, kara deliğin her iki tarafından, plazma ve radyasyon gönderilir. Fışkıran tidal disruption event diye bilinen bu nadir olay, diş macunu tüpünü sıkıp, her iki uçtan da macun fışkırtmaya benzetiliyor. Bilim insanları bunlarla nadiren karşılaşıyor, bu olayların gerçekte nasıl meydana geldiği ise tam çözülemedi. Bilim insanları, bunları daha iyi anlama çabasının bir parçası olarak, meydana geldiklerinde gelişmiş teleskopları, onlara doğru çevirebilecekleri umuduyla, olayların işaretlerini gökyüzünde izliyor. Olay Şubat'ta gerçekleşti. Gökbilimciler, bilim insanlarının dünyanın en gelişmiş teleskoplarından bazılarını, olayın kaynağına doğru çevirmesine neden olan, göz alıcı bir ışık patlamasına şahit oldu. 1 trilyon güneşten daha fazla ışık yayan bu ışık, gökyüzünde daha önce böyle bir ışığın, gözlemlenmediği bir bölümünden geliyordu. Bu olayı izleyen bilim insanları arasında, heyecan yarattı. Şimdi bilim insanları bu ışığın, AT2022-CMC diye adlandırılan, Jetted Tidal Disruption Event'ten, birinden geldiğine inanıyor. Fışkırma, muhtemelen bir kara deliğin, aniden yakındaki bir yıldızı yemeye başlamasıyla oluşmuş, evrene ve bize enerji saçmaya başlamıştı. Bilim insanları, bunun inanılmaz derecede uzaklardan, diğer benzer olaylardan da daha uzaktan geldiğini keşfetti. Dünya'ya ulaşan ışık, evren şu anki yaşının yaklaşık 1/3 iken, uzay yolculuğuna başlamıştı. Ancak fışkırma bize doğru geldiği için, alışılmadık derecede parlak görünürdü, yani hem normalden daha yoğun, hem de elektromanyetik spektrumun, daha geniş bir bölümündeydi. Bu olay gökbilimcilerin, şimdiden birçok rekoru kırmış olan, bu tidal disruption event'i keşfetmesine olanak tanıdı. Bilim insanları bunun, daha fazla tidal disruption event bulmak için kullanılarak, kara deliklerin daha iyi anlaşılmasına ve haklarında, daha fazla ayrıntı vermesine imkan sağlayacağını umuyor. Bulgular iki yeni makalede raporlandı ve Nature Astronomy'de yayımlandı.